Aferin, maşallah. Kur'an'a gidiyor. Kur'an okuyor biliyor musun? Kur'an okuyor. Okuyor, maşallah, aferin. O sene hastane olur gibilerinde. Tabi bu sene yine Kur'an'a gene 2 sene kaldı yerde, gene devam ediyor yani bu sene. Tabi şimdi göndermezsin abi, şimdi olmaz hani biraz daha o konuda da bilgili olduğu zaman daha güzel olur. Tabi canım. O zaman açsanın aç güzel okuyor yani. Evet. Aslında biz içeride teşekkür belgesi getirdik yine. Aa, onu yapalım. Şey değil mi? Okulda teşekkür mü? Evet. Bunları alalım, bunları. 7'ye geçtim sen. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hepsi çok iyi yazmış. Hepsi çok iyi. Bu, ben daha önce Susurluk'ta yaşıyordum. Susurluk'ta 2004'ün 10. ayın 8'inde geldi bu olay meydana. Bu elektrik ışıldak lambanın patlamasıyla meydana geldi. Bunun sonucu İzmir'e kalktık biz. İzmir Ege Üniversitesi'nde tedavi gördü. 12 tane ameliyat oldu yoğun bakımda. 12 tane. İşte ondan sonra Türkiye'mizin çeşitli illerinde ameliyat oldu. Bursa gibi, Ankara gibi. Yani bu şekilde yerlerde ameliyat oldu. Ve bunu ben elimden gelen ne geliyorsa, ne imkanlarım varsa yapmaya çalışıyorum. Şimdilik hangi doktora gittiysen biraz daha erken, biraz daha erken. Bizim Türkiye'mizde bir Antalya'da bir yüz nakli oldu. O yüz nakline umutlarla gittim, koşa koşa gittim. Ama onun yani 18 yaşını doldurmayınca yüz nakli olamayacağını öğrenince geriye döndüm geldim. Daha sonra Antep'te bir yüz nakli oldu. Kendi dokusuyla. Evet. Kendi dokusuyla olan yüz naklinde bir sürü umutlu yine oraya da gittim. Onun kendisiyle de görüştüm, konuştum. Bunun 5 veya 6 ameliyatla yüzünün bitebileceğini söylüyorlar. Ve adam bu doktorun yaptığı 2 tane yüz nakli var. Biri bayan, biri bay. Şu an kendisi Bodrum Hacıbadem Hastanesi'ne geldi. Ben de şimdi ondan bir haber şimdi bekliyorum. Abi 35. Zaten bugüne kadar yapılan ameliyatlar işte gerek SSK'mla gerek konu komşunun eşin dostunun yardımıyla yani bu şekilde oldu. Bundan sonrasını da yine aynı şekilde sürdürmeyi öyle düşünüyorum. Evet. Tabii ki bizi bilen, tanıyan, gören, duyan sayın büyüklerimden destek bekliyorum. Şimdi abi sen kendini üzme. Hepimiz babayız. İnşallah Allah'ın izniyle hepimiz bu işi, bizim de varsa nasibimizde bu işte destekle bu işi halledeceğiz. Seni de fazla yormayalım. Bu ise şu anda yani o patlama sırasında vücudunun tamamında mı sıkıntılar oluştu? Vücudunun 135'i yandı. Kollara komple, ellere komple. Bir de yüz kısmını, kafasının yarısından yüz kısmı böyle komple. Evdeki şeyde başka kimseye bir şey olmadı. Yok, başka kimseye bir şey yok. Onu zaten uykuda yakaladı onu uyurken. Yani şu anda sadece sıkıntıda yüzde kaldı öyle mi? Evet, yüzüne, ellere ve kollara. Ama şöyle güzel bir haber var. Hiçbir şey olmasa 18'inden sonra yani yaparız diyorlar. Öyle mi? Evet. Evet. Zaten bizim şu an Türkiye'mizde tıp daha çok gelişmiş durumda. Tabii ki ama bizim bazı sıkıntılarımıza şöyle bir şey oluyor. Hani bizim gibi hastalarda, bu tür hastalarda biraz daha SSK'mız biraz daha bu konuda duyarlı olursa daha çok iyi olacak. Hadi bir süre kaçacaktım söylüyoruz. Çekmiyor mu bu? Tamam konuş. Sağda fotoğraf çekiyor. Onu çekmiyor. 7'ye geçtim sen. Tamam. Tamam. Hangisi varsa. Onda bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz ikimiz de susurup tamam. Gördüğümüz halden anlarız. Tamam bir şey.